Medya Kritiği'nin ikinci bölümünden merhaba. Haberlerle devam edelim. Kürt yazar gazeteci Musa Anter'in katledilmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Diyarbakır'da vurulduğu sokakta gazeteciler, siyasetçiler ve sevenlerin katılımıyla anma etkinliği yapıldı. Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 442. sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kürt gazeteci yazar Ape Musa, Musa Anter, katledilişinin 29. yılında vurulduğu sokakta gazeteciler, siyasetçiler, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Açıklamalar yapıldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği DFG eş başkanı Dicle Müftüoğlu tüm baskılara rağmen Anter'in kalemini yerde bırakmadıklarını belirtti. Ape Musa'ya kurşun sıkanlar o kalemi yerde kanlar içerisinde bırakmak istediler. Ama özgür basın geleneğinin sürdürücüleri Kürt gazeteciler buna müsaade etmediler, etmeyecekler. 28 yıl önce katledilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe'nin fotoğrafının taşınmasına polis yasaklı diyerek izin vermedi. DFG eş başkanı Serdar Altan, basın şehitleri onurumuzdur diyerek duruma tepki gösterdi. Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Saliha Aydeniz, Musa Anter ve diğer faili meçhul davaların yargı eliyle zaman aşımına sokularak unutturulmak istendiğini söyledi. Bizler hakikati sonuçlandırana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Konuşmaların ardından Musa Anter'in katledildiği yere karanfiller bırakıldı. Katılımcılar daha sonra Mardin'deki anma etkinliği için hareket etti. Ancak Mardin Valiliği kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Nusaybin ilçesine bağlı Sitilili Akarsu köyünde Musa Anter'in kabri başında gerçekleştirilecek anma etkinliğini yasağa gerekçe gösterdi. Musa Anter cinayetine ilişkin dava zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya. JITEM çalışan Abdülkadir Aygan, 2004 yılında birçok faili meçhul cinayete ilişkin itiraflarda bulundu. Musa Anter cinayetini gerçekleştiren JITEM timinin içerisinde yer aldığını anlattı. Cinayetin Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından planlandığını söyledi. Kendisinin ve Hogir Kod adlı Cemil Işık'ın cinayet sırasında bölgede olduklarını, tetiği ise Şırnak'la Hamid'in çektiğini belirtti. İtirafçılar Cemil Işık, Ali Ozansoy, Abdülkadir Aygan, Hamit Yıldırım, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diyarbakır'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. JITEM ana davasıyla birleştirilen davanın Eylül 2022'de zaman aşımından düşme riski bulunuyor. Yargılamada Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, İsveç'te yaşayan JITEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın dinlenmesi talebine 3 yıldır yanıt vermiş değil. Ve Musa Anter, basın şehitleri gazetecilik ödüllerine gidelim. Bu yıl 28.si düzenlendi bu ödüllerin. Musa Anter ve Gurbeteli Ersöz ile özgür basın mücadelesinde yaşamını yitiren gazetecilerin resimleri asıldığı ödül töreninin yapıldığı salona. Çok sayıda milletvekili, barış annesi ve gazeteci de töreni izledi. Musa Anter anısına her yıl verilen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'nin 28.si düzenlendi. Törende konuşmasına AP Musa'yı anarak başlayan Yeni Yaşam Gazetesi imtiyaz sahibi ve HDP milletvekili Rıdvan Turan, özgür basının önemine dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanında özgür basın geleneği boy verdi. Özgür basın geleneği gerçekleri halkla buluşturma misyonunu en iyi biçimde yerine getirdi. Sarayda da bir takım ödüller dağıtıldı. Sarayın sahibi saray şürekasına gönlünden ne koparsa tırnak içi iyi gazetecilik adına dağıttı. Yani kendi kendilerine ödül dağıttılar. Özgür basın geleneği Musa Anter'den bu zamana kadar bizlere çok şey öğretti. Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız. Mutlaka ve mutlaka kazanacağız. Gazeteciler de Musa Anter adına aldıkları ödülün önemini anlattı. Anlamlı bir ödül bizim için. Bu gecede aynı zamanda hem anma hem dayanışma olmakla birlikte bizim için çok daha fazlasını ifade ediyor aslında.
çocukluğumuz, ilk gençliğimiz Ape Musa bizim. Gönül isterdi çok daha güzel haberler yapalım. Hüzünlü olmayan, bu tarz haberler dışında daha iç açıcı haberler yapmak isterdik. Bu haberlerle ödül almak isterdik. Ama maalesef yaşadığımız coğrafyada bu haberleri yapmak zorunda kalıyoruz. Gurbet Eline El Söz Kadın Habercilik Dalı'nda birincilik ödülü aldım. Hastaneleri tek tek arayarak kürtaj yapıp yapmadıklarına dair bir araştırma haber hazırlamıştım. Sürekli olarak AKP ve MHP zihniyetinin gündeme getirdiği temel konulardan bir tanesiydi kürtaj. O nedenle de kürtaja ilişkin özel bir araştırma haberinin yapılması gerektiğini düşünerek böyle bir haber yapmaya başladım. Ankara'daki hiçbir devlet hastanesinde hiçbir gerekçe olmaksızın kürtaj yapmadıklarını öğrendim. Erkek zihniyetinin egemenliğini ilan ettiği bir sistemde yaşamak zorundayız ve bu sistemin içerisinde, bu çarkın içerisinde hakeza mesleğimizi de icra etmeye çalışıyoruz. Kanun İstanbul'la ilgili haberde, Kanun İstanbul'la karşı açılan davada mahkemenin atadığı bilirkişiler yanlı bilirkişlerdi. Hepsi iktidara yakın söylemleriyle kamuoyunda bilinen, tanınan isimlerdi. Bunu haberleştirdik. Musa Anter adına düzenlenen bir yarışmada ödül almak çok onur ve gurur verici. Geri dönüşü olmayan, çevreye büyük hasarlar verecek bu projeler. Bunlara karşı duranların sesini söylemek, onların taleplerini dile getirmek, yazmak bir gazeteciliğin en büyük görevlerinden biri. Milletvekilleri ise günün anlam ve önemine değindi. Çok anlamlı ödüller, çok anlamlı bir gün. Aslında tabii bir yanıyla çok buruk da bir gün. Anısını saygıyla selamlıyorum Musa Anter'in ve diğer katledilmiş gazetecilerin. 29. yıl Ape Musa'yı kaybedeli. O günü bugün gibi hatırlıyorum. Diyarbakır'daydım. Diyarbakır Barosu'nun sanırım genel sekreteriydim. Telefon geldi ve yani ancak MOK'ta yetişebildik kendisine. Çok karanlık ve zor dönemlerdi. Tabii Musa Anter'in aynı zamanda ben avukatını da yapmıştım. Halen gözümün önündedir onun o yakışıklı duruşu mahkemede. Böyle beyaz bir şey giymişti, büyük bir çantası vardı böyle omuzuna attığı. Ve tam bir bilgeydi yani. Hepimize yol gösterdi. Törende onur ödülü de verildi. Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve oğullarını kaybeden Emine Şen Yaşar adalet mücadelesiyle onur ödülünü aldı. Ödülü Şen Yaşar adına avukatları kabul etti. Türkçe Haber dalında birincilik ödülü Canan Coşkun'a verildi. Jüri özel ödülünü Diren Yurtsever kazanırken Kadri Esen Kürtçe Haber dalında birinciliğe layık görüldü. Kürtçe Haber dalı jüri özel ödülü ise Sema Çağla'ya verildi. Gurbet Elli Ersöz Kadın Haberciliği jürisi birincilik ödülünü Öznur Değer'e, Kadın Haberciliği jüri özel ödülü ise Medine Mametoğlu ve Derya Ren'e verildi. Karikatür dalında birincilik ödülü iki eser arasında paylaştırıldı. Musa Keklik ve Fahriye Çıtaklı birincilik ödülüne layık görüldü. Karikatür jüri özel ödülü ise Sait Munzur'a verildi. Evet, şimdi yine bir ankete gidelim ama bu anket sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılmış. %3 hata payı olduğu söyleniliyor. Mardin, Diyarbakır, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır'da yapılmış. 1064 kişi ile yapılan bir anket. Geniş kapsamlı bir anket olduğunu söyleyebiliriz. Burada bölgedeki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki seçmenin eğilimlerini öğrenmek üzere yapılmış bir anket. Ve Türkiye'nin genelinde olduğu gibi burada da sizce Türkiye'nin en önemli öncelikli birinci sorunu nedir sorusuna %74'ü ekonomik kriz, işsizlik demiş, %14'ü Kürt sorunu, %2,5'u da hukuk sistemi demiş. Ve Türkiye'nin en önemli ikinci öncelikli sorunu nedir sorusu ise %29'da Kürt sorunu ve de hukuk sisteminin mevcut durumu %13,3'te sıralanmış. Oy verme tercihlerine geçmeden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı buluyor musunuz diye sorulmuş. Çok başarısız diyenler %39, başarısız diyenler %38. Yani %78'i bölge halkının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız buluyor. Üstelik başarılı bulanlar %13 civarında kalıyor. Çok başarılı ya da başarılı diyenlerin toplam oranı %13.
Ve bölge halkına sizce HDP kapatılmalı mı sorusu sorulmuş. Biliyorsunuz HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası sürüyor. %78'i yani ezici bir çoğunluğu hayır yanıtını vermiş. Evet diyenlerin oranı ise sadece %9. MHP'ye oy verdiğini belirtenlerin %62'si, AKP'ye oy verdiğini belirtenlerin %23'ü, İyi Parti'ye oy verdiğini belirtenlerin de %22'si HDP kapatılmalı demiş. Burada da yine AKP ve İyi Parti'de oranın çok düşük olduğuna dikkat çekelim. Ve ittifakları meselesinde sorulmuş. Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı sorusuna %50'ye yakın hiçbir ittifakta yer almamalı denilmiş. Sadece %14'ü Millet İttifakı'nda, %11'i DEVA ve CHP'nin içinde olduğu yeni bir ittifak. %10'u ise eşit davranılacak bir ittifak yanıtını vermiş. Oy verme davranışı, kime oy verirsiniz diye sorulduğunda %55.6 HDP çıkmış ki bu katılımcıların, ankete katılanların %50'si 24 Haziran 2018'de HDP'ye oy verdiğini söylemiş. Yani %5 oranında HDP'nin oyunun arttığını görüyoruz. AKP'ye oy verenlerin oranında da ciddi bir düşüş var. 24 Haziran'da %24 iken oy verdiğini söyleyenlerin oranı şimdi %14'e düştüğünü görüyoruz. CHP'de yine kısmi bir yükseliş var. Bölgede %6,5 iken CHP'ye oy vereceklerin sayısı %12,7. Yani aslında genel oy oranları içerisinde cüzi görünüyor ama CHP'nin kendisi açısından %100 bir artış var 24 Haziran seçimlerine nazaran. MHP'de ciddi bir değişiklik yok, %1,5'tan %1,2. Gelecek Partisi ve DEVA'nın durumu nedir? DEVA Partisi %2,3, Gelecek Partisi %1,2 oy alıyor. Saadet %0,5 yani 0,3 oy alıyor. Dikkat çekici bir şey, belki de oy skalasına girdiği için Türkiye İşçi Partisi de %1,3 oy alıyor bölgeden. Çok düşük tabii ama yine de oy skalasına girmiş görünüyor. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy verme davranışları da sorulmuş. 24 Haziran'da katılımcıların %52'si Selahattin Demirtaş'a, %26'sı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirtmiş. Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusuna Tayyip Erdoğan yanıtını verenlerde çok ciddi bir düşüş var. %26'dan %15'e düşmüş bölgede. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranında da %2 bir düşüş görünüyor ama partimin göstereceği adaya oy veririm %11 ve Selahattin Demirtaş %50 birlikte değerlendirildiğinde HDP'nin işaret edeceği ya da göstereceği adayın Selahattin Demirtaş'ın aldığı %52'nin çok çok üzerine çıkacağı da anlaşılıyor. %6'sı tabii 24 Haziran'da Muharrem İnce'ye vermiş. Bugün öyle bir seçenek yok. Burada dikkat çekici olan şey Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının %26,7'den %15'e düşmesi. Bu da çok ciddi bir oylarda azalmayı gösteriyor. Bu sonuçlar tabii anketi kimin yaptığını da söyleyelim. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 4-9 Eylül 2021 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçları bunlar. Bu sonuçlar bir süredir Bekir Ağırdır'ın söylediği sonuçlarla da biraz örtüşüyor. O da Kürt seçmeninin %70'inin HDP'ye oy vereceğini söylüyordu. Çok yüksek bir orandan bahsediyordu. En azından bölgede bunun bir ölçüde teyit edildiğini görüyoruz. HDP'nin oylarında artış ve AKP'nin oylarında ciddi bir azalış söz konusu. Ve de yaş gruplarına baktığımızda da HDP'nin yine açık ara önde olduğunu görüyoruz. 18-24 yaş arasında %52 HDP çıkıyor, %16 CHP ve %12 AKP. 25-34 yaş aralığında 55,7'ye yükseliyor HDP'nin oyu ve CHP'nin oyu da %15. Yaş yükseldikçe AKP'ye oy verme eğilimi biraz artıyor.
muhafazakar Kürt oyları dediğimiz oylar yaş ilerledikçe biraz artıyor. Ama yine de bölge genelinde bahsedilen illerde tabii ki bölgenin tamamı değil. Anket yapılan illeri saymıştım biraz önce. AKP'nin oylarındaki ciddi düşüş dikkat çekici. Bu ankete de yer verdikten sonra haberlerle devam edelim. Haberlerimize bakmaya devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin MİT'le ilgili bir açıklaması var. Gazeteci Müyesser Yıldız devletin gizli bilgilerini açıklama iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Ama resmi gazetede yayınlanan atama kararlarında MİT'te görevlendirilen generallerin isimlerinin yazılması nedeniyle şikayet dilekçesi verdi. Ayrıca istifa dilekçesi veren 3 generalin daha isimleri açıklandı. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla 8 Haziran 2020'de gözaltına alındı. 12 Haziran 2020'de Libya'da yaşamını yitiren bir MİT görevlisinin adını yazdığı yazısı nedeniyle devletin gizli bilgilerini açıklama iddiasıyla tutuklandı. 155 gün tutuklu kalmasının ardından 9 Kasım 2020'de serbest bırakıldı. Yıldız resmi gazete hakkında avukatları aracılığıyla şikayette bulundu. Gerekçe olarak MİT'te görevlendirilen bir generalin de MİT'ten giden bir generalin de açık adıyla yazılmasını gösterdi. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın ifadeye çağrılabileceğine dikkat çekti. Terkoğlu, savcılığın zor durumda olduğunu söyledi. Ya hukukun herkese eşit uygulandığını göstererek Cumhurbaşkanlığı yetkililerini ifadeye çağırmak zorunda olduğunu ya da biz de emir kuluyuz diyerek bağımsız bir yargı olmadığını kabul edip bu bilgileri açıklamak suç değil diyeceğini kaydetti. 24 Ağustos tarihli resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 Taksim 427 sayılı atama kararı yayınlandı. Azerbaycan, Libya, Afganistan ve Almanya'da görevlendirilmiş 7 general ve yeni görevleri açık isimleriyle birlikte yer aldı. MİT'te görevlendirilen bir general ve MİT'ten giden bir general de açık adıyla yazıldı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şu günlerde 3 generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin yazmıştı. Öztürk, Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Metin Eştürk, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı'nın istifalarını hatırlatmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre istifa dilekçesi veren generaller Barış Kalkın Harekat Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt. Evet, şimdi yine bir köşe yazısına yer verelim Medya Kritik'te. Çok ilginç bir belirleme. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP içinde şüpheli bulunan ölümler diye bir yazı yazmış bugünkü köşe yazısının bir bölümünde. CHP gençlik kollarında son 2 ayda yaşanan ölümlere dikkat çekerek bu durumun CHP'de soru işaretleri doğurduğunu yazmış. Şöyle deniliyor yazıda: sadece son 2 aydaki haberlerden okuyorum. CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal, Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ve de CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Bu listeyi verdikten sonra gerçekten dikkat çekici. Son 2 ayda trafik kazasından ve bir kişi de apartmandan düşme sonucu hayatını kaybediyor ve hepsi de CHP Gençlik Kolları üyesi. Saydığım isimler sadece yönetici olanlar ve liste uzayıp gidiyor diye de bir not düşmüş. Gençlik kolları üyelerinin ardı ardına hayatını kaybetmesini yazmadım bile. Duydum ki gençlerin bu ani ölümleri CHP içinde de konuşulmaya başlamış. Gençlik örgütünün üstünde kara bulutlar dolaşıyor diyen de var, ölümleri şüpheli bulan da. Haberlerde sunulanın arkasında başka bir gerçek mi yatıyor şu an bilinmiyor. Bilinen şu ki CHP'lilerin kafasında bu ölümlere dair çok soru işareti dolanıyor demiş Barış Pehlivan bu yazısında. Gerçekten böyle bir listeyi alt alta koyunca tesadüf denilebilir tabii. 2 ay içerisinde trafik kazası, Türkiye'de trafik kazasından hayatını kaybedenlerin sayısı da göz önüne alındığında, ama yine parti içerisinde
bir kuşku yaratması da doğal. Çünkü ard arda gelmiş, sadece yönetici olanların isimlerinin yazılması bile bir şüphe uyandırıyor. Efendim, fiyat artışlarına bakalım, enflasyona bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz dedi. Yurttaş enflasyonun altında eziliyor oysa. İktidar çareyi fahiş fiyatları denetlemekte buluyor. Bunun yanı sıra kahveye de %100'e var zam gelince esnaf şaşkına döndü. Yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşlar artan fiyatlardan şikayet ederken hükümet marketlere fahiş fiyat denetimi başlattı. Peki bu durum artan ürün fiyatlarının önüne geçebilecek mi? Zaten denetim yanlış. Fabrikadaki çıkış fiyatı belli bunun yani. Biz buna %25 kar koyarız. Bu %25 kardır. Bunun %25'ten fazla kar koyamayız. Kar marjı bellidir bunun yani. Bence gereksiz bir şeydir. İnsanların kafasında farklı şeyler oluşturmak. Yani bu zamlar konusunda kendilerinin suçlu olmadığını tamamıyla bütün suçu esnafa yüklemeye çalışmak. Yani bizim 2000 lira ödediğimiz fatura 2000, şu anda dün ben ödedim 8000 lira. Fahiş, çok fahiş zam. Yani fahiş zam kendileri yaptı, biz değil yani, kendileri yapıyor. Bak, yoğurt ekmek yiyecek çocuk okuldan geldi. Açız aç. Paramız yok. Açız. Nerede bu devlet, nerede bu millet abi? Gülüyorsun ama doğru, bak çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Okula gidecek peynir ekmek arasına koyduk çocuğun, ne yapalım? Faturalara, konutlara, gıda ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ederken kahveye de %100'e varan zam yapıldı. Peki kahvenin kara borsaya düşebileceği konuşulurken esnaf bu konu hakkında ne düşünüyor? Kahve ve kakao bir lüks haline gelecek ve gelmeye başladı. İşte insanlar da şok yaşıyor, biz de şok yaşıyoruz. Bütün bu dünyanın düzenine karar veren bir takım insanlar var ki bu hale geliniyor. Şoktalar, her şeyin fiyatı çıkıyor, her şeyin zam geliyor ve biz bir tek maaşlara gelmiyor gibi bir durum var tabii ki de. Ondan önce daha çok alım vardı, şu an daha az alım var. İnsanlar şikayetçi yani. Yani şu anda insanlar mesela diyelim 90 lira olunca kilosu, 1 kilo alacağına yarım kilo, yarım kilo alacağına 250 gram, gramını da çaldı, o kadar. Alabilecek misiniz eskisi gibi? Zam geldi ki, sade kahve değil, her şeye zam geldi. Bir zam haberiyle daha devam edelim. Artan fiyatlar karşısında alım gücü her geçen gün eriyen yurttaş her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyor. İzmir'de de yurttaşların en sevdiği, en çok tükettikleri temel tüketim ürünlerinden sayılan artık boyoz ve gevreye yine zam geldi. 2 lira olan boyoz 1 Ekim'den itibaren 2,5 liraya satılacak. Yurttaşlar zam kararına tabii ki tepkili. Yükselen kiralar, artan gıda fiyatları, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşıma yapılan zamlar. Hayat pahalılığı her geçen gün kendini biraz daha gösteriyor. Enflasyon karşısında alım gücü azalan yurttaşlar kara kara düşünürken zamların ardı arkası kesilmiyor. Zamdan İzmir'in simgelerinden boyoz ve gevrek de nasibini aldı. 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere %25 zam kararı alındı. Buna göre 2 liradan satılan boyoz ve gevreğin fiyatı 2,5 liraya yükseltildi. Yurttaşlarsa zamlardan bunalmış durumda. Demek ki Eylül ayından sonra yemeyeceğiz. Ekmek olmuş 1 lira 80 kuruş, bu olacak 2,5 lira. Olacak işte. Artık her şeye zam geliyor. Millet alıştı abi. Cumhurbaşkanımız indireceğiz diyor ama inmez bu zamlar. Baraka gibi bir yerde 1000 lira kira verip 2800 lira maaş, 3 tane çocuk. Bir baksın bakalım bir 5 tane aileye, yani 5 kişiye. O zaman yani milletin derdini anlarlar. Ya bu zamlardan sonra hiçbir şey yemeyeceğiz zaten ya. Elektriğe de zam geldi. Öğrenci evi fiyatları zaten aşikar. O çok farklı oldu yani artık her şey. Taş yiyeceğiz yakında. Sadece kira parası zaten asgari ücret ediyor neredeyse. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen zamların kaçınılmaz olduğu görüşünde. Geçen seneye göre artan maliyetlere dikkat çekti. Geçen sene 80 liraya alınan unun 4 kat artarak 230 liraya, 18 litrelik ayçiçek yağının 125 liradan 265 lira civarına yükseldiğini dile getirdi. Bu pahalılık karşısında biz ne yapabiliriz? Zamdan başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı dedi. 100 gramlık gevrek ve boyoza bu yılın başında da %14,2'lik zam yapılmış, 1 lira 75 kuruştan 2 liraya yükselmişti.
Şimdi tabii bütün bu zam haberleri, yoksulluk, yolsuzluk haberleri AKP seçmenini de etkiliyor. Yayının başından itibaren iki ankete yer verdim. Biri Türkiye geneli, diğeri de bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan anketler. Her ikisinde de AKP'deki oy kaybının ciddi ölçüde olduğu ve fakat AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyenlerin büyük bölümünün kararsızlar bölgesinde beklediğini de aktarmıştım. En azından Türkiye genelindeki ankette böyle. Demek ki dindar camiada, tabii kadrosal düzeyde siyasal İslamcılar arasında da ve ama daha çok dindarlar, muhafazakarlar arasında da bir tartışmanın yürüdüğü açık. İşte Ahmet Taş getiren Karar Gazetesi'nde bu tartışmaları biraz deşifre ediyor ve çok çarpıcı bir yazı yazmış Evdeki Bulgur başlığıyla. O tartışmaların yansıtması bakımından sabrınıza da sığınarak o yazıya yer vermek istiyorum. Şöyle başlamış Taş getiren yazısına: muhafazakar camiada içinde tanınmış hocaların değerlendirmesinin de yer aldığı bir WhatsApp mesajı dolaşıyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Malum bu bir halk deyimi. Evdeki bulgur artık yetinilmeyen, belki küçümsenenini, Dimyat'a pirince gitmek ise daha iyisini bulma arayışını ifade ediyor. Halkın kadim bilgeliği ise bu arayışa mesafeli durulması gerektiğini, işin içinde Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski bulunduğunu hatırlatıyor. Bu özdeyişin şimdilerde muhafazakar camiada dolaşıma girmesinin sebebi tahmin edileceği gibi siyaseten kafası karışanları uyarmakla ilgili. İçinde tanınmış hocalarımızın da bulunduğu aksakal bir çevre diyelim, insanların iktidar konusunda daha sorgulayıcı hale geldiğini, yeni arayışlara girdiğini, bunun da iktidarı kaybetme riskini ortaya çıkardığını düşünüyor. Seslerinin etkili olacağına inandıkları insanlara işin içinde evdeki bulguru kaybetme riski var ikazında bulunuyor. Yani kazanımları kaybetme riski. Bu bir ya giderse ve hemen peşinden ya gelirse kaygısıdır. Ya giderseden kasıt AK Parti iktidarının gitmesi. Ya gelirseden kasıt ise CHP'li bir ittifakın gelmesidir. Muhafazakar camianın bu kaygılarını yabana atma eğiliminde değilim. AK Parti iktidarı ile en azından özgürlükler alanındaki kazanımlar hayati değerdedir. CHP'li bir iktidarın ise Kılıçdaroğlu ile gelişen bütün değişim görüntülerine rağmen en azından belirsizliklerinden doğan, en azından değişimin yeterince içselleştirilip içselleştirilmediği sorusundan doğan kaygıların dikkate alınması gerektiğini düşünürüm. Ancak ben bu evdeki bulgur meselesine yeniden bakılması gerektiğini de ifade etme gereği duyarım. Bu mesajı benimle de paylaşan dostum muhtemel ki iktidara yönelik eleştirel duruşumdan dolayı beni de uyarma gereğiyle hareket etmiştir. Ne diyoruz? Bu iktidar evet muhafazakar görünüyor ama bizzat muhafazakarlığa, samimi dindarlığa da bir bedel ödetiyor. Tüm yanlışları insanların İslam'la ilişkilerine aşındırıcı etki yapıyor. Özellikle genç nesillerin iktidarın yanlışlıklarına bakıp İslam buysa gibi çıkarımlarda bulunması ülkenin geleceği adına kaygı veriyor. Adaletsizlikler var. Oysa muhafazakar düşüncenin olmazsa olmazı adaletsizlikten kaçınmaktır. Yolsuzluklar var. İktidar eliyle zenginleştirmeler var. Bunun yanında yaygın bir yoksullaşma var. Bürokraside yaygın adam kayırma var. Toplumun belli kesimlerine yönelik dışlama var. Siyasi çıkar için sürdürülen kamplaştırma politikası var, var, var. Bunlar çoğaldıkça dindar muhafazakar çizgi taşınamayacak bir bagaj altına giriyor. Bunlara yanlış demek, bunların düzeltilmesi lazım demek bir noktada iktidarı yıpratır mı? Yıpratır. İnsanlarda yeni arayış eğilimi geliştirir mi? Geliştirir. Bu o kaygılı çevreye göre evdeki bulguru bırakıp Dimyat'a pirince gitmek demek. Oysa uyarı Dimyat'ta pirinç bulunmayabilir demek istiyor. Orada evdeki bulguru kaybettiğine de yanabilirsiniz ikazı da peşinden geliyor. Bu halk hikmetini bütünüyle yabana atıyor değilim. Orada yadırgadığım şey varılan sonucun zımnen o evdeki bulgura razı olmak gerekiyor olmasıdır. Yukarıda iktidarın icraatına ilişkin sıralananlar ne olacak o zaman? Bunlar evdeki bulgurun kurtlanmış, böceklenmiş, karakteri bozulmuş olması anlamına geliyorsa, insanlar ondan yapılacak yemekten hoşnut değillerse, üstelik bu sebeple bundan böyle bulgurdan bahsetmek bile insanlarda alerji uyandırmaya başlıyorsa ne olacak? Bir hoca efendi bana
zulüm var ama diye başlayan cümleler kurmuştu ben yaşanan haksızlıkları anlattığımda. Hoca efendi zulmün farkındaydı çünkü ona da onlarca zulüm hikayesi ulaşıyordu. Ama iktidar bizim iktidarımızdı. Onun için susmak, katlanmak gerekiyordu. Hem uyarınca sonuç alınır mıydı ki yöneticilerimizin karakteri biliniyordu vesaire. Problem şu bana göre. Bizde aşağıdan yukarıya denetleme geleneği oluşmuş değil. Hep söylüyorum, o Halife Ömer'i ikaz eden kişi, üzerindeki elbisenin kumaşını sorgulayan kişi, o kadın haklarını dokunduğunda sen Kur'an'da Allah'ın verdiği hakkı nasıl kısıtlarsın diye çıkışan kadının dirayeti, nerede onlar? Hikayeden mi ibaret? Birkaç hoca, birkaç alim, birkaç şeyh çıkıp şunlar şunlar yanlış gidiyor diyebilseydi, muhafazakar camia adına İslam'ın tüm görünürlüğü, siyasal alandaki bir kısmı çarpık, bir kısmı problemli manzaralardan ibaret olmazdı. Evdeki bulgura razı olalım. Yo, olmayalım. O bulgur kurtlandı çünkü. Böceklendi, mayası değişti. En azından bunu söyleyelim ki bulgurun kurtlardan, böceklerden temizlenmesi mümkünse, mayasının düzelmesi mümkünse o yapılsın. Soralım hocalarımıza. Evdeki bulgurun böcekli halinden sizlere yemek yapılsa onu yer miydiniz diye yazmış Karar Gazetesi'nde Ahmet Taş getiren. Hakikaten İslamcılar arasındaki bu tartışma ve AKP tabanındaki bu tartışma ilginç, çarpıcı. AKP'den kopmak gerektiğini, AKP'nin ne olduğunu biliyorlar aslında. Yani Ahmet Taş getirenin de anlattığı üzere bütün o yolsuzlukların, zulümlerin, adaletsizliklerin farkındalar. Ama bir türlü kopamıyorlar. Çünkü karşılarında sürekli de pompalanan, sürekli de işte son Diyanet tartışması vesaireyle de büyütülmeye çalışılan bir CHP öcüsü var. Hani onlar için CHP de dinsizliği simgeliyor. Halbuki hani CHP 1950'den bu yana iktidara bile gelmiş değil ama bir doğru düzgün iktidara gelmiş değil, öyle diyelim. Birkaç koalisyon ve belki de bir iki yıllık bir tek başına dışarıdan destekli iktidar dışında hep sağ hükümetler yönetti Türkiye'yi. Bugüne getiren de onlar. Ama işte CHP zihniyeti dedikleri, kendilerince bütün o laiklik uygulamaları vesaire CHP'ye fatura ediliyor. Ve bir ölçüde bazı muhafazakarların bu konudaki kaygıları giderilmiş değil. CHP'deki politikaya yön veren şeylerden biri de bu herhalde. Yani muhafazakarların bu kaygılarının giderilmesi için laikliğin geriletilmesine vesaire sessiz kalıyorlar. En azından çok düşük tonda ya da düşük seviyede yanıtlar veriyorlar, düşük seviyede itiraz ediyorlar. Diyanet tartışmasında da gördüğümüz üzere genel başkan düzeyinde ya da yönetici düzeyinde pek o toplara girilmiyor. İşte böyle bir siyasi manzara var Türkiye'de. Muhafazakarlar AKP'den kopmak istiyorlar, memnun değiller ama gidecek bir adres bulamıyorlar. Burada tabii DEVA ve Geleceğin de bir alternatif olamadığını tespit etmek gerekiyor. Herhalde onların da AKP'li geçmişleri nedeniyle ciddi bir öz eleştiri de vermediler. Dolayısıyla insanlar onları da bir alternatif olarak görmeme eğiliminde, en azından şimdiye kadar bir seçmen teveccühünü görmediler. Efendim, yine bir başka soruna, yine ekonomi bağlantılı bir başka ciddi soruna geçelim. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde kira artışları, kiralardaki ciddi astronomik artışlar. Tabii sadece kiralar değil, ev fiyatlarında da ciddi artışlar var. Ev satın almak isteyenlerin karşısına da yine çok ciddi rakamlar, sayılar çıkıyor. İşte Türkiye genelinde %100'ün üzerinde arttığı belirtiliyor kira fiyatları. Yurttaşın belini büküyor. Özellikle yurt ve daire fiyatlarını ödeyemeyen öğrenciler zor durumda. Tarikatların açtığı yurtlara mecbur bırakılıyorlar. İstanbul'daki oda, özel yurt ve vakıf yurtlarının fiyatlarını Artı TV ekibi araştırdı. İstanbul'da kiralar iki katına çıktı. Buna dair en çok tercih edilen emlak sitesinde 19.596 bin adet kiralık daire ilanı yer alıyor. Diğer sitelerdeki dairelerle beraberse rakam yaklaşık 30 bin adete kadar çıkıyor. Ancak fiyat en düşükten en yükseğe sıralandığında 1 milyar 500 liraya kadar yalnızca kiralık odalar görülüyor. Eskiden 1500 TL'ye bir daire kiralanabilirken aynı rakama şu an sadece 3-4 yataklı öğrenciye oda ilanları bulunuyor. Uygun kiralık dairelerse mega kentin en ücra köşelerinde yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 liraya çıktı dese de gerçek öyle değil. 2011'de 240 lira kredi alan bir öğrencinin parası 156 dolar ediyordu. Şimdi ise 650 lira, yaklaşık 80 dolara tekabül ediyor. Ekonomik kriz barınma sorununu da beraberinde getiriyor. İlanlara bakarak aradığımız bir emlakçı, İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan 135 metrekarelik bir evde yaklaşık 7-8 kişinin yaşadığını söylüyor. Kişi başı ise 600 lira istiyor. Yani bu ev ortalama 5000 liraya kiralanmış oluyor. Bağcılar'daki bir ev için görüştüğümüz emlakçı ise bakımsız olan bu ev için kişi başı 500 lira istiyor. Faturaların içinde olduğu müjdesi ise cabası. Özel yurtlarda da durum farksız. Örneğin Florya'da 3 kişilik odalar 26.500, taksitlendirildiğinde aylık 2.600 lira, 2 kişilik odalarda 32.000 liraya kadar çıkıyor. Aradığımız tarikat yurtlarının birçoğu telefonu açmıyor. Ancak ismi 45 çocuğa istismar haberleriyle anılan Ensar Vakfı'nın yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdu 4 kişilik oda için 14.400 lira talep ediyor. Diğer yandan yapılan bazı indirimlerle fiyatın 6.000 liraya kadar düşebileceğini aktarıyor. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ne gidelim. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri üniversitenin genel sekreterlik görevine Nedim Malkoç'un getirilmesini yargıya taşımıştı. Akademisyenler açtıkları yürütmeyi durdurma davasını kazandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu döneminde üniversitenin genel sekreterlik bölümüne Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç getirildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yapılan bu görevlendirme için hak gaspı diyerek 12. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bu görevlendirmenin üniversite yönetim kurulunun görüşü ve kararı alınmadığı belirtilerek haksız ve hukuksuz olduğu ifade edildi. Akademisyenler yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu kazandı. Mahkeme heyetinin verdiği kararda işlemin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Karar metninde işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kararda ayrıca genel sekreter olarak görevlendirilen Malkoç'un bundan sonraki üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarına katılmaması ve yetki kullanmaması gerektiği ifade edildi. Melih Bulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bulu'nun göreve atanmasının ardından rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Üniversitedeki protestolar aylarca devam etti. Akademisyenler ise her gün sırtını rektörlük binasına dönerek kararı protesto etti. Yapılan protestolar devam ederken Bulu 195 gün sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir gece yarısı görevden alındı. Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Profesör Doktor Naci İnci atandı. İnci de protestolarla karşılandı. Evet, biraz da dış politikaya, dünyaya bakalım. Rusya'da seçimler yapıldı hafta sonu. Parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri. Kesin olmayan sonuçlara göre Putin oy oranındaki düşüşe rağmen ki %54'ten %50'ye düştü. Duma'daki koltukların 2/3'ünü aldı. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması 39 federatif bölgenin parlamentosuyla bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler hafta sonu düzenlendi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre katılım oranı %45,15'te kaldı. Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 parti yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya seçimi önde götürüyor. Ancak oy oranında düşüş var. Parti 2016'da %54,20 oy alarak 343 milletvekiliyle tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuştu. Bu seçimlerde ise oyları %49,82'de kaldı. Buna rağmen 315 koltuklu alt mecliste 3/2 çoğunluğu elinde tutmayı başardı. Parti yasal değişiklikleri direnç karşılaşmadan meclisten geçirebilecek. Seçimleri ikinci sırada tamamlayan Komünist Parti'nin oyları arttı. Bir önceki seçimde %13,34 oy alan parti oy oranını %19,82'ye çıkardı. Seçimler muhalefet tarafından eleştiriliyor.
Yasada yapılan değişikliklerle ciddi sayıda muhalif ve bağımsız adayın katılması engellendi. Muhaliflerin seçimlerden sonra ülke genelinde eylemler başlatabileceği öngörülüyor. Evet, bir de yeni bir soğuk savaşın ayak sesleri var. Malum Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı bir ittifak oluşturdular. Avustralya'nın silah gücünün, askeri gücünün artırılması temel hedefti. Fransa buna çok ciddi tepki gösterdi. Büyükelçilerini çekti Washington'dan ve Avustralya'dan. Ve de şimdi işte Japonya Çin konusunda Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler ise gerilimle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iki ülkeye yeni bir soğuk savaş çıkarmayın dedi. Hint Pasifik'te sular ısınıyor. Japonya Avrupa'ya Çin'in genişleyen ordusuna karşı harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin'in bölgede alanını genişletme hedefi taşıyan agresif bir tutuma sahip olduğunu söyledi. Uluslararası toplumdan da daha önce tepkiler gören Güney ve Doğu Çin Denizi, Hindistan sınırı ve Tayvan'daki Çin faaliyetlerine dikkat çekti. Çin'in askeri faaliyetleri komşu ülkeleriyle de gerilime neden olmuştu. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılarına ilişkin imzaladıkları yeni ortaklıkta Çin'in nüfuzunu dizginlemeyi hedefliyor. Çin'in Japonya sularındaki aktivitelerinin 2012 yılından beri görünür şekilde arttığına dikkat çeken Japonya, bölgedeki gerilimi ABD ile ilişkileri sıkılaştırarak aşmayı hedefliyor. Başbakan Yoshihide Suga bu hafta ABD, Hindistan ve Avustralyalı siyasetçilerle bir araya gelmek üzere Washington'a gidiyor. Nisan ayında Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle Fransa ve Almanya'ya ait savaş gemileri de ABD ve Japonya'nın başını çektiği tatbikata katılmıştı. Çin'in askeri harcamaları dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllık harcamalarının ise 4 katı. Çin 2020 yılında ordusuna 193 milyar dolar harcadı. ABD'nin ise 2020 yılındaki askeri bütçesi 738 milyar dolar ile Çin bütçesinin neredeyse 4 katı. Birleşmiş Milletler'dense ABD ve Çin'e uyarı var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi iki ülkeye yeni bir soğuk savaş çıkarmamaları çağrısı yaptı. İki ülkenin tamamen işlevsizleşmiş ilişkilerini tamir etmeleri gerektiğini söyledi. Guterres, iki jeopolitik gücün gerilimi tırmandırarak dünyayı ikiye bölme tehlikesi yarattıklarına dikkat çekti. Ve Uzak Pasifik'ten Akdeniz'e, Ege'ye gelelim. Doğu Akdeniz sularında yeniden deniz yetki sınırları tartışmaları hızlandı. Özellikle MED9 zirvesinde imzalanan bildirinin ardından Yunanistan kıta sahanlığında Türkiye'ye uyarı gönderdi. Türkiye ise buna karşı Naftex gönderdi. Yunanistan ve Türkiye arasında kıta sahanlığı krizi ufak bir aranın ardından yeniden başladı. Önceki gün yayınlanan MED9 bildirisi Türkiye'ye ihtar mahiyetindeydi. Kapalımaraş bölgesindeki yasa dışı eylemlerinden dolayı Türkiye kınanmış, iki devletli çözüm kabul edilemez denilmişti. Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs sorunu üzerine giriştiği Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı tartışmaları bildirinin ardından alevlendi. Yunanistan'ın araştırma gemisi Nautical Geo, Girit'in doğusundaki İsmet Boru hattının olası güzergahını haritalamak için çalışmalara başladı. Türkiye savaş gemilerinin bu çalışmaları engellediğine yönelik iddialar basında yer aldı. Bu nedenle Yunanistan'dan Türkiye'ye çalışma yapacağı ve Türkiye'den gemilerin bu alanda bulunmamasına dair Navtex yani uyarı mesajı iletildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları TRT'de Yunan basınında yer alan söz konusu iddiaları mesnetsiz olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Yunanistan'dan beklentisi mesnetsiz itham ve iddialarda bulunmak yerine uluslararası hukuka, müttefiklik ruhuna ve iyi komşuluk ilişkilerine yakışır tavırlar sergilemesidir denildi. Yunanistan'ın Navtex'ine karşı Türkiye'de bir Navtex yayınladı. Saha incelendiğinde bir kısmının Türk kıta sahanlığında olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmeden Türk kıta sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan'ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen girişimine karşı ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk kıta sahanlığında olduğunu ve Türk makamlarıyla koordine edilmesi gerektiğini bildiren itiraz Navtex'imiz yayımlanmıştır.
Evet, bu haberle birlikte medya kritiğinde sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.